Benim. Benim. İblis. Benim. İblis, iblis. Benim, iblis. Ben sürgüne gönderilen. Ben lanetlenen, nefret edilen. Ben aşağılanan. Ben karanlığın içinden çıktım ve dünyaya gönderildim. Ve sen. Sen bana dünyanın sonu gelene kadar zaman verdin. O halde duy beni, Adem'in oğlu. Ben ve bu dünya var oldukça şeytan asla harekete geçmeyecek. Adem'in oğullarını onları cehalete sürükleyecek, çeşitli itirazlarla ve günahlarla kandıracağım. Cehalet, tatlı bir cehalet. Sen yüce eşsiz put, sen Nemrut'un sarayına layıksın. Senin yerin orası. Kim var orada? Ne istiyorsun? Bu putlar evinde ne işin var? Hayır. Babil, Kuğuş'un oğlu Nemrut'un hakimiyeti altındaydı. O tarihlerde bölgedeki en büyük ülkeydi. Bu büyük şehrin adı, M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren unutulup gitmiş ve tonlarca taşın ve kayanın altında gömülü kalmıştı. Bu ülkenin insanları sahte putlara tapıyorlar ve Babil hükümdarı Nemrut'u tanrıların tanrısı kabul ediyorlardı. Dinleyin Babil halkı, beni dinleyin. Size tanrıların tanrısı Nemrut üzerine yemin ediyorum. Size anlatacağım şey beni büyük bir korku ve endişeye sevk etti. Sürekli tozunu aldığım bir putum var. Hassas ellerim büyük bir titizlikle onun tozunu alırken elim üzerine değdi ve ölümsüz bir lanet bulaştırdı. Açılın, putlar yapan büyük sanatkar Azer'e yol verin. Bu laneti ancak o ortadan kaldırabilir. O sanatkar elleriyle taşları yontuyor. Babil rahiplerinin en ulusu olan bu yol gösterici bilgenin yüce gönüllülüğü hepimizin kaderini belirleyecek. Kara bulutlar gökyüzünden silinecek ve Babil'in seması ışıkla aydınlanacak.
Azer, o sanatkar ellerini çalıştırdığı sürece hükümdarımız Nemrut onu yanından ayırmayacak, bu topraklarda tutacak. Azer'in buradaki varlığı, yaptığı putlar hepimizin huzur içinde yaşamasını sağlayacak. O putu ben yapmadım. O putu Obeys yaptı. Saygı duyduğum büyük bir şairsin. Benim yonttuğum her şey hiçbir bedel ödemeksizin senin mısralarına gerçek anlamını verecek. Kenara çekin. Dikkat. Merdivenlere dikkat. Dikkat. Dikkat edin. Nereye bakıyorsun öyle? Nasıl olur da Nemrut beni takdir etmez. Ben Obeys. Azer'in putlarını daha değerli ve güzel buluyor. Çağrı. Nemrut'un askerleri ona ne yapacak? Sare, ne oldu? İbrahim secde etmedi. Kim? Putları yapan Azer'in yeğeni İbrahim. O diğerleri gibi secde etmedi. Onu alıp götürdüler baba. Götürdüler. Etmeyen kim olursa cezalı. Lut, İbrahim'i gördün mü? O secde etmedi. Söyle bana canım oğlum. Bu karanlık zindan amcanın evinden daha mı konforlu ve rahat? Ne için secde edeyim ki? O yaratığın benden bir farkı yok ki. O da benim gibi etten ve kemikten. Sus. Konuşma İbrahim. Senin bu sivri dilin Nemrut'u ve müritlerini çok fena kızdırıyor. Dikkatli ol. Bundan böyle Azer'in ricaları da seni kurtaramayacak, bilmiş ol. Ne
Azer, niçin oğlumu putları yontması için zorladın? Yetişkin bir oğlun olduğunu bana neden sonra söyledin? Yine de onu kendi çocuklarımdan hiç ayırmadım. Ona sevgimi verdim. Ona da kendi çocuklarım gibi taşı yontmasını öğrettim. Taşı o kadar güzel, o kadar büyük bir sanatla oyabiliyorsun ki baktıkça hayran oluyorum. Keşke baban Tarok da sağ olsaydı ve ne büyük bir meziyete sahip olduğunu görseydi. Sen oğlundan çok iyisin. Devam et, devam et. Bir gün benim halefim sen olacaksın. Sen ne yaptın böyle? Sana ne yararı vardı ki? İbadet. Taşa mı? Kendi yonttuğun şeye mi ibadet ettiğini söylüyorsun? Gelecekte benim yardımcım olacaksın. Ama görüyorum ki yapmak yerine zarar veriyorsun. Bundan böyle sana yontma işi yasak. Sen satış yapacaksın. Babil pazarında putları satacaksın. Şu putlara bakın. Renkli ve pürüzsüz. Hem ucuz hem pahalı. Ne yararları var ne de zararları. Gelin ve putlardan alın. Hem ucuz hem pahalı. Gelin alın. Size yararı da zararı da olmasa da alın. Size yararı da zararı da olmasa alın. Gelin alın. Gelin alın. Size yararı da zararı da olmasa da alın. Sana baban kadar yakınım İbrahim. Seni sevgiyle büyüttüm. Seni çocuklarımdan ayırmadım. Senin büyüdüğün zaman bu putları yaparak benim halefim olacağını düşünmüştüm. Onları yok edeceğini düşünmemiştim. Onlar senin sanatkar ellerinde tapılacak, eşsiz birer puta dönüşecekti. Hadi gel de yont şunları. O sanatkar ellerinle mutlulukla, şefkatle ve sevgiyle yont. Senin o maharetli ellerin bu sert taşları yumuşatıyor, şefkat katıyor. O ellerin harikalar yaratıyor. Peki bu elleri kim yarattı? Seni Azer'den güçlükle aldım. Artık ben senin tanrınım. Senden daha güçlüyüm. Benim önümde diz çökmek zorundasın. Diz çök. Babil halkının tanrısı olabilirsin. Ama benim tanrım değilsin. Diz çök. Diz çök. Nedir o? Büyük Nemrut'un saltanatı. O saltanat değil, o cehalet. Nemrut tahtın üzerine değil, Babil halkının cehaleti üzerine oturur.
Sen zeki birisin. Ama Babil halkının cehaletinin önemini nedense fark edemiyorsun. Şunu hiçbir zaman unutma. Bu adamlar cehaletleriyle meşgul oldukları sürece onlara bir tanrıdan daha kolay hükmedebilirim. O halde cahil kalmalarını sağlıyorum. Nihayet özgürsün. Zalim Nemrut hapsettirdi ama Azer'in ricasıyla serbest kaldı. Benden korkmuyor musun? Nemrut'un casusu olabilirim. Nemrut'un casusları iyi kalpli değildir Sare. Sare'nin iyi kalpli olduğunu nereden biliyorsun? Nemrut'un müritleri ihtiyacı olana yardım etmezler. Yine bir sanat şaheseri yaptın Azer. İşte bu eller mucize yaratıyor. Nemrut seni görse tanrıların tanrısı olduğunu unutur. Hadi cilasını sür. Ne oldu Lut? Birkaç gün önce dağa dua etmeye gittiği söyleniyor. Dua, dua, hep dua, hep dua. İbrahim benim yeğenim ama bana hiç mi hiç benzemiyor. Ben çiftliğe gidiyorum. Belki geri gelmiştir. Sen Nemrut'un gözlerisin Harpak. Azer'in Nemrut'un sarayında kabul görmemesini sağlayacağına dair söz vermiştin. Ama tam tersi kabul görüyor. Benim yaptığım putları kabul ettireceğine dair söz vermiştin. Ama Nemrut o lanet olası Azer'in putlarını alıyor. Bu çok zor obeis. Nemrut'un sarayından uzaklaştırıldığın gün Azer, Babil hükümdarı için putlar yapma imkanına kavuştu. Artık onu saraydan uzaklaştırmak imkansız. Benim de bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok maalesef. Hayır Harpak. Nemrut'a gördüklerimi anlattığım gün başına gelecekleri iyi düşün. Bu senin sonun olabilir, unutma. Beni tehdit etme obeis. Gerekirse seni diri diri gömerim ve bir daha hiçbir şey göremezsin. Bunu sakın aklından çıkarma. Bunu yapacağını düşündüm. Ve sırrını güvendiğim birisine söyledim. Ona her şeyi anlattım. Ve eğer Harpak tarafından öldürülürsem ona söylediğim her şeyi Nemrut'a anlatmasını istedim. Anlattıklarımsa gözlerimle gördüğüm şeylerdi. Her zamanki gibi o günde dolaşmak için ormana gitmişti. Ormanın derinliklerinde dolaşırken ağaçların arasında bir Tamam. Söz veriyorum. Azer'in putları Babil'in putları evine bir daha girmeyecek. Şimdi git obeis. Burada görünme. Bu iyi oldu Harpan. İyi oldu. Harpak. Obeis, en büyük rakibi Azer'in saf dışı kalmasını sağlamazsam Nemrut'a sırrımızı anlatacağını söyledi ve eminim bunu yapar. Eğer böyle söylediyse hem onu öldüreceğiz
hem de Nemrut'u. Allah'ım, bu insanlara akıl sır erdiremiyorum. Hepsi boş şeylere ibadet ediyor. Hepsi boş şeyler. Dinle. Ey parıldayan yıldızlar, bizim tanrılarımız kim? Bizim geleceğimize, hayatımıza, sahip olduklarımıza, ülkemize ve dünyaya hakim olan cennetin yıldızları. Biz size inanır, size taparız. Bizi koruyun, günahlarımızı affedin. Kime ibadet ediyorsunuz? Senin varlığın ruhumuza zarar veriyor. Git buradan. Gökyüzünde Zühre'den daha parlak bir şey yokken siz insanlar neye ibadet ediyorsunuz? Ben çok daha muhteşem ve çok daha parlak olana ibadet ederim. Benim Zühre'me ne oldu böyle? Niçin yok olup gitti? Niçin ay ışığından önce parlaklığını yitirdi? Hayır, artık Zühre'ye ibadet etmeyeceğim. Benim Allah'ım artık güneştir. O çok daha parlak ve büyük. İbadet eden insanlardan ne istiyorsun? Git buradan! Git buradan! Git buradan! Ben de onlar gibi bir kulum. Işığı zayıfladı. Ay da yok oldu. Şimdi parlak güneş kullarına gücünü hissettiriyor. Git buradan. Git buradan. İbadet eden kulları yalnız bırak. Güneş de ay ve Zühre gibi yok oldu. Bunlar nasıl ilahi güçler ki yok olup gidiyor? Ben her zaman var olan bir ilahi güce ibadet edeceğim. Semavi varlıklar benim Allah'ım olamazlar. Allah ölümlü değil, ölümsüzdür. Yeni bir tanrının arayışına gireceğim. Sen kainatın tek hakimisin. O yüzden bana bir şeyler söyle, bir şeyler söyle. Ha? Dinliyorum. Çocuğumun ayağıyla kırılan tanrımın gazabından korunmak için seni kurban ediyorum. O koşarken ayağı yerdeki cisimlere çarptı ve yüce varlığın kırılmasına yol açtı. Günahlarını affet. Bu nasıl bir tanrıdır ki kendini savunma kabiliyeti yoktur? Bu çocuk onu alt edebiliyor. Bilemiyorum. Acaba yeni tanrım kırılan tanrının diğer yarısı mıdır? Yoksa onu kıran çocuğum mu? Bütün yaratıklar bu dünyayla ilgili kararları senin verdiğine inanıyor. Bundan hiç kuşkum yok. Dünyayı kontrol altında tutan sadece sensin. Sadece sensin. Sadece sensin. Her yerdesin ve her şeye hükmediyorsun. Niçin onların cahilliğini açığa vurmuyorsun? Var olduğunu biliyorum. Çok güçlüsün. O yüzden bir şeyler söyle. Bana sözlerimi duyduğunu göster. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun?
cevap vermedi İbrahim. Bana yardım et. Ona yardım etmememi ancak sen sağlayabilirsin. Ben Cebrail. İlahi dünyanın habercisiyim. Allah sana peygamberlik mertebesine erişmek gibi yüce bir görev verdi ki böylece tüm insanlar için onun habercisi olacaksın. Bu puta tapanlar ülkesindeki insanlara doğru yolu Allah adına sen göstereceksin. Puta tapanları ve çok tanrıya inanarak bu kainatın gerçek yaratıcısını inkar edenleri eğiteceksin. Kainatın yaratıcısı tektir. Bu ses sana Adem'in selamını da ulaştırsın. Allah'ın habercisi İbrahim. Hepinize lanet olsun. Bana yalan söyledin. Nemrut'un sarayını başına yıkacağım. Kainatın tek yaratıcısı Allah'ın, siz Babil halkına yolladığı habercisiyim. İbrahim. Ne yapmamı düşünüyorsun? O alt üst olmuş aklından neler geçiyor? Yalvarmamı mı istiyorsun? Yalvarırım, ağlamamı mı istiyorsun? Ağlarım. Ne istiyorsan söyle yapayım. Ama bana bunu yapma. Benim bu sakin halimi kullanmaya çalışma. 3 gün sonra tanrılara şükretme töreni başlayacak. Çok uzun zamandır büyük bir istekle beklediğim eşsiz bir olay. Sakın mahvetme. Azer. Tanrı ve put adını verdiğin bu taşlar, onlara seslendiğinde seni duyuyorlar mı? Seninle konuşuyorlar mı? Sana zararları ya da yararları olabilir mi? Atalarımız da putlara tapıyorlardı. Taştan da olsa, bize yararı da zararı da olmasa, biz onlara ibadet ederiz. Onlara taparız. Ben beni yaratan Allah'a ve bana yol gösteren şefkatine inanır ve ona ibadet ederim. Ve tek olan Allah, o eşi bulunmaz cömertliğiyle aç kaldığımda karnımı doyurur. Susuz kaldığımda suyumu temin eder. Hasta olduğumda şifamı verir. Benim hayatıma son verecek ve öldükten sonra yeniden diriltecek olan da yine Allah'tır. Ve dilerim ki Yüce Allah'ım kıyamet günü bütün günahlarımı affeder. Çünkü o hoşgörülüdür, affedicidir. Beni yalnız bırak. Yapabiliyorsan Babil'i terk et. Uzaklara git. Harpak Babil hükümdarına ihanet etti. Yalan! Koca bir yalan! Bu bir yalan. Bu adam pis bir yalancıdan başka bir şey değil. Onu saraydan uzaklaştırın. Komplo kuruyor. Sarayı terk et pis sahtekar. Gideceğim vezir efendi ama önce Harpak'ın Babil hükümdarına karşı işlediği sır dolu ihaneti sonuca bağlayacağım.
şu güzel ormanın sırrı. O ormanda gördüğüm büyük sır. Babil hükümdarının adına yemin ediyorum ki seni öldüreceğim. Götürün şunu. Büyük Nemrut, beni öldür ama önce izin ver sırrı açıklayayım. Bırakın beni. Azat edin. Bu adam delirmiş. İntikam almak ve hükümdarımızın ününe zarar vermek istiyor. Hükümdarımızın Azer'e gösterdiği ilgi nedeniyle öfke dolu. Onun bütün niyeti bu öfkesini kusmak. O korkunç günde dolaşmak için ormana gitmiştim. Orada bir at gördüm. Atın arkasında Babil kraliçesi ve bu şehvet düşkünü adam birlikte yerdeydiler. Babasını öldürdüğün için kraliçe senden intikam almanın hesapları içinde. Bu sayede Harpak'ın tesirini de kullanıp Babil'in kontrolünü eline geçirmek istiyor. Sana ihanet etti. Onları kurtarma. Onları kurtarma. Yapma Nemrut. Yapma Nemrut. Tamam Obeis. Seni duydum. Git. Git dedim. Oyunu mutlaka bitireceksin Harpak. Ama o bey sırrımızı açıkladı kraliçem. Eğer sözünden dönersen Nemrut'a öyle bir numara yaparım ki seni asla sağ bırakmaz, işkencelerle öldürür. Kılıç getirin. Kenara çekil. Babanın ve kabilenin intikamını almak istedin. Al işte kılıç. Öldür beni. Kılıcı al. Öldür beni. Hayır, hayır büyük Nemrut. Beni öldürme. Ben hala faydalıyım. Babiller benim varlığım sayesinde hükümdarımıza itaat ediyorlar. Beni öldürmek Babil hükümdarlığını tehlikeye atmak demektir. Yalvarırım beni öldürme. Yalvarırım bana acı. Seni affediyorum. Çünkü Babil'in sana ihtiyacı var. Hala bizim vezirimiz. İki sağ kalacaksın. Efendiniz. Yüce efendiniz. Hadi kalk. Ayağa kalk. Senin yerinde olsam o beysi asla sağ bırakmazdım. Biz şenliğe gidiyoruz. Sen de bizimle gelmeyecek misin? Sare de bizimle geliyor, haberin olsun. Ben hastayım. Sen de git Lut. Ama İbrahim, bu Allah'ın buyruğu.
Bir sebebi mutlaka vardır. Git. Babil'in asıl tanrısı sensin. Nemrut'tan sonra sen tanrımız olacaksın. Sen de kimsin? Ben putların yok edicisi. Sesin o kadar korkutucu değil. Ama varlığın beni rahatsız ediyor. Gözlerim artık çok iyi görmüyor. Kimsin sen? Tanrılar için yapılan şölene gitmemişsin. Buraya ikramda bulunmaya geldiysen yanındakileri bırak ve git. Niçin yemek yemiyorsunuz? Niçin kendini korumuyorsun? Putları benim kırdığımı da nereden çıkardınız anlayamıyorum. Tanrılara şükür şenliği için şehirden ayrılmayan tek kişinin sen olduğunu biliyoruz. Bunu sen yaptın. İbrahim, putlarına hayran olduğunuz Azer'in yeğeni. Babilliler nasıl biri olduğunu gördü. Ve işte bu da senin baltan İbrahim. Baltayı bana ver. Bu eller hak eden herkese cezası neyse onu vermekten çekinmez. O insan Azer'in ailesinden olsa bile. Azer'den öğrendiğime göre Babilliler çok değer verdikleri o koca putun omzunda bir balta bulmuşlar. Bunu putun yapmış olabileceğini düşünmediniz mi peki? Hı? Ona sorun diğer tanrılara ne yaptığını. Konuşmaların aptalca. Herkes tanrıların konuşamadığını biliyor. Hareket de edemezler. Bunu sen de biliyorsun. Evet. Tabii biliyorum. Konuşamayacak tanrılara, putlara ibadet ediyorsunuz. Ve ne bu ülkeye,
ne de bu ülkenin insanlarına yararı ya da zararı olmayan putlardan yardım bekliyorsunuz. Ama aynı zamanda kainatın tek hakimi olan ve kudretiyle ceza ya da mükafat verebilen tek bir Allah'ın varlığını görmekten acizsiniz. Size de taptığınız her şeye de lanet olsun. Yani peygamberlik görevini üstlendiğin doğru mu, İbrahim? Doğru. Eyvah. Yeter! Harpak! Bu peygamberin cezalandırılması için Nemrut'un verdiği emri derhal uygulamaya koy. Odunlardan öyle büyük bir ateş yakın ki alevleri göğe ersin. Bu peygamberi yakın. Kül oluşu herkese ibret olsun. Derhal hükümdarım. Babil'deki herkes bu yakılma törenine katılmalıdır. Herkes! Ubeyiz, sonunda Azer'i yendin. Bu savaşı sen kazandın. Atölyemi satacağım. Böylece senin de hiçbir rakibin kalmayacak. Canım kadar sevdiğim insanı yakacak mı? Nemrut beni görmek istemeyecek. İstediğini yapma sırası sana geldi. Ne istiyorsan yap. İstediğini yap. Söyle İbrahim, senin şu kurtarışın niçin seni ölmekten kurtarmak için gelmiyor? Söyle, niçin gelmiyor? Ben İbrahim, kainatın tek hakimi Allah'ın habercisi. Hepiniz Allah'a ibadet etmek yerine kendi ellerinizle yaptığınız cansız, işe yaramaz putlara ibadet ediyorsunuz ve şükrediyorsunuz. Şunu unutmayın ki Allah'tan başka ibadet ettiğiniz hiçbir şeyi size yiyecek sunmaz. Şu sahte putlara tapınmayı bırakın artık. Kainatın tek yaratıcısına inanın ve kendinizi o yaratıcının himayesine bırakın. Bu yaratığın değil. Ateş tam kıvamında. Ama bu put kılıcıyı ateşin içine nasıl sokacağız? Hmm.
Mancınık. Mancınık! Hayır! Durun! Ben de yıkılmaya hazırım. Sen kadınlar cennetliktir dedin peygamberimiz. Anneleri el üstünde tuttun. Bir baltaya karşı kendini koruyamayan Tanrı... Tanrı değildir. Ben, Sare, senin ibadet ettiğin Allah'a ibadet ediyorum. Beni de onunla beraber yakın. Çünkü benim de baltam var. Nemrut'un putlarını kıracağım. Onun putlar evini yıkacağım. Sare, sus. Buraya gel. Bırakın beni. Yeterlidir ey evrenin habercileri. En iyi vekildir. Görüyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Bu bir mucize. İnanılmaz bir şey bu. Her taraf gülbağı olmuş. İnan ki Allah. Yüce Rabbim kainatın efendisidir. O doğmamıştır ve kendisinin de çocuğu olmamıştır. Hayat ve ölüm sadece onun emrindedir. Rabbim en cömert, en yüce
ve en affedicidir. Hayatta, ölüm de ondan gelir. İsterse can verir, isterse can alır. İnanılmaz bir şey. Bak ölmemiş. Bakın yaşıyor. Yaşıyor. İbrahim ölmemiş. Yaşıyor. Bu bir mucize. Yaşıyor. İbrahim ölmemiş. Bu bir mucize. Hükümdarımızın emriyle ölüme mahkum edilmiş iki mahkumun cezası infaz edilecek. Hapishaneye gidelim. Put kırıcı da bizimle gelecek. Çözün şunu. Azat edin. Götürün şunu. Şunu da çözün. Tanrı'nın habercisisin, o kainatında tek yaratıcısı. İbrahim, yemin ederim senin peygamberliğini kabul ettim. Bağışlanmam için dua et. Bir ömür boyu karanlıktaydım. Ama şimdi her yer aydınlık. Birinin canını aldım. Ama diğer yandan birine de can verdim. Hı? Seni zalim. Benim Allah'ım gökyüzünün en tepesinde. Güneş ve ay onun buyruklarına boyun eğer. O her sabah güneşi doğudan doğurur. Eğer yapabiliyorsan yarın güneşi batıdan doğdur. Kes şunu! Babil'den çık git. Babil seni istemiyor. Çık git! Sen yeryüzü tanrısısın. Gök tanrısıyla dövüş. Babil'de hiçbir yere gitmesine izin vermeyin. Babil kulesine çıkacağız. İbrahim'in tanrısıyla dövüşeceğiz. Sen çok zeki bir adamsın Harpak. Çok haklıydın. Dediklerini uzun uzun düşündüm. Bana hep Nemrut'un destekçisi olduğunu söyledin.
Bugün Babil Kulesi'ne çıkışımın nedeni gerçek gücün kimde olduğunu göstermek. İbrahim'in tanrısını yenmek için bir ok atmak ve onun varlığını ortadan kaldırmak. Bir önceki vezirimin gözü tahtımdaydı. Sense genç bir komutandın. Zekan ve yeteneğinle onu yenmeyi başardın. Ama sen de fazla ileri gittin. Bana ihanet ettin. Arkamdan vurdun. Büyük bir zayıflık gösterdin. Bu bir vezir için kötü puan. Seni affedersem Nemrut diye birisi kalmaz. Hükümdarım, neler söylüyorsunuz? Nemrut tek başına büyük bir güç. Vezire ihtiyacı yok. Çok uzun. Upuzun. Yani kuleyi kastediyorum. Hadi Harpak, hükümdarınla güzelce vedalaş. Yüce Nemrut, beni affedin. Hükümdarım, beni affedin. Yalvarırım, yapmayın. Affedin beni. Yüce Nemrut, affet beni. Yüce Nemrut. Aa!